Evet, manşetleri böylece noktaladık. Skype bağlantımıza devam edelim. Bu okuduğumuz haberleri biraz da yorumlayalım, konuşalım. Haldun Domaç bizimle birlikte olacak. Kendisiyle beraber gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Öncelikle tekrar günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Demet. Gayet iyiyim. Sen de gayet iyi görünüyorsun. Milli takım gibi. Evet, teşekkür ederim. Güzel bir gün dileyelim herkese. Güzel bir hafta olsun. Dünden bugüne değişen güzellikler olsun. Çok teşekkür ederiz. Şöyle Trabzonspor'la bitirdik, oradan devam edelim. Takımlar için tabii her gün farklı isimler ortaya çıkıyor. Spesifik bir isim sormayacağım ama genel bir değerlendirme rica edeceğim sizden Trabzonspor adına. Hızlı transfere giriş yapan bir takım. Yine belirsiz çok oyuncu var aslında. Az önce de okuduğumuz Muhammed Cam ismi ve Paulo Nacho için bir bekleme kararının alınması da söz konusu. Trabzonspor evet. için yorumunuzu size bırakayım. Şimdi Trabzonspor'da 6 transfer yapıldı. 3 transfer daha netleşti. Yani yapılacak transferler var. Gidenlerin durumuna göre bu sayı değişebilir. Ama 3 transfer dediğimiz bir stoper transferi kesin. Bir 10 numara, bir de santrofor transferi yapılacak Trabzonspor'a. Bu arada bir de Meunier'in bir durumu var. Eğer Meunier giderse ona göre de bir pozisyon alınacak. Böyle bir transfer planlaması var. Şu ana kadar alınan oyuncuların kampa yetiştirilmiş olması Trabzonspor adına avantaj. Şimdi gelelim transferler konusuna. Muhammed Cam konusunda Clermont'un ısrarı devam ediyor. Yani daha yüksek bir bedelle bonservisini vermek istiyorlar. Oyuncu tarafı tamam ama diğer tarafı çözemedi henüz Trabzonspor. Burada en önemli konu Onacho. Ve net bir şekilde şablonu çizdi Abdullah Avcı. Biz Sörloth gibi, Cornelius gibi oyunculardan yüksek verim alıyoruz. Onun için de bizim için Onacho bir anlamda tırnak içerisinde vazgeçilmez oyuncu. O nedenle de biz Onacho'yu bekleyeceğiz. Çünkü bir acelemiz yok dedi. Gerçekten de baktığımızda Trabzonspor'un çok da böyle hani yarın hemen alması gereken bir durum değil. Neden söylüyorum? Hı hı. Çünkü elinde Enis Destan gibi genç bir yetenek, Umut Bozok gibi gol kralı olmuş bir oyuncu ve de Draguş gibi geçen sene önemli işler yapmış bir oyuncu var. Dolayısıyla o bölge sıkıntılı bir bölge değil şu an için. Ama tabii bir pivot santrofor isteğini saygıyla karşılamak gerekiyor. Burada Meunier'in durumu önemli. Belki oraya bir yerli takviyesi de yapılabilir. Ama işte bu sezon dikkat ettim Demet. Yerli oyuncu sayısı çok az. Yani çok yüksek yerli oyuncu sayısı yok. O nedenle de benim görebildiğim kadarıyla Trabzonspor'da durum bu. Bir izindeler şu anda. Kamp dönüşü izindeler. Tabii önemli olan diğer takımları konuşurken de belki konuşacağız. Önemli olan burada kontratlarından çıkmak istediğiniz oyuncular önemli. Mesela işte Maxi Gomez geldi. Gomez geldi. Arkasından işte Fernandez var. Bunların durumu ne olacak? Onlara bakıyor. Çünkü mesela şöyle baktım, notuma bakıyorum. Evet. 6.7 milyon euroya mal oluyor Maxi Gomez. Yani bu kontrattan çıkmak Trabzonspor'u böyle bir şekilde elini rahatlatacak. Keza işte Joaquin Fernandez de önemli. Yani transfer evet. yaparken çok dikkat etmek lazım. Çünkü almak kadar elinizden çıkartmak da sıkıntılı bir süreç. Tabii birçok kulüpte bunun sıkıntısını şu anda da yaşıyor zaten. Buradan ben Fenerbahçe'ye geçeceğim. Çünkü başlarken de bu saatlerimde bir kırmızı da ekranlara getirmiş. Evet. Cenk Tosun'la ilgili bir açıklama yapıldı. Bilgilendirme açıklaması, onu da tekrar aktarayım. Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek için bugün İstanbul'a gelecek. Artık yalnızca imza kaldı gibi gözüküyor. 2 yıllık bir sözleşme imzalanması da bekleniyor Cenk Tosun'la ilgili. Kulübün paylaşımının şöyle alttaki yorumlarına da baktım. Herkes hoş geldin Tosun Paşa yazmış kendisine. Çok fazla edit de var. Fenerbahçe açısından Cenk Tosun nasıl bir kazanım olacak? Şimdi tabii Fenerbahçe'nin açıklaması rutin bir açıklama. Evet. Çünkü öyle açıklama yapmak durumunda kalıyorlar. Hı-hı. Aslında her şey tamam. Ücretleri, pazarlıkları, her şey bitmiş vaziyette Cenk Tosun'un. Yani ne kadar alacağı da belli. Tabii biz kap bildiriminden önce bir şeyler söylememiz çok sağlıklı mıdır bilmiyorum ama sonuç itibariyle anlaşma yapıldı. Şimdi biz dönelim Fenerbahçe'nin durumuna. Fenerbahçe'nin şöyle bir durumu var.
genelde tüm takımlarda olduğu gibi iki yabancı santrofor, bir yerli santrofor gibi bir planlama yapıyor takımlar. Evet. Bu manada baktığımızda Fenerbahçe'ye dönelim. Serdar Dursun zaten sözleşmesi yoktu. Tamam, o gitti. Elde kaldı Umut Nayır. Yani Umut Nayır var. Hı hı. Şimdi Umut Nayır'la ilgili son bir pazarlığı da size anlatmaya çalışacağım. Yani tabii. Umut Nayır da gidiyor zaten. O da gidince mutlaka bir tane yerli santrofor. İşte oradaki tercih Bertu Yıldırım mı yoksa Cenk Tosun mu konusunda ikilemdeydi Fenerbahçe. Bertu Yıldırım'ın bonservis ücretini 7 milyon eurodan açtı Ren. Dolayısıyla ve sadece satmaya sıcaklar, kiralık yok. Öyle olunca iş başka bir noktaya döndü. Evet. Ve bonservisi elinde olan Beşiktaş Kulübü'nün de anlaşmadığı ya da işte anlaşamadığı, yani hangisini söylerseniz söyleyin çünkü iki taraf farklı cümleler söylüyor. Evet. Hiç görüşemedik diyor. Bir tarafta görüştük ama aramızda maddi olarak farklılıklar vardı diyor. Hangisine inanırsanız, hangisini kabul ederseniz bir kenara yazalım ve karşılığında Cenk'le ilgili Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan bir oyuncuyu, bir milli oyuncuyu transfer ettiğini söyleyelim. İstersen havada bırakmayayım, Umut Nayır konusundan da bahsedeyim. Şimdi biliyorsun Oğuz Aydın transferi buna çok bağlı. Hı hı. Önce onu söyleyeyim, sonra Oğuz Aydın'la ilgili de birkaç cümle söyleriz. Tamam. Fenerbahçe ile Oğuz Aydın, yani Alanya Spor arasındaki transfer pazarlığı sırasında şöyle bir durum söz konusu oluyor. Alanya Spor Umut Nayır'ı istiyor. Hı hı. Fenerbahçe Kulübü de, başkan da size bu konuda kolaylık sağlarız diyor. Yani bu bir takas değil, size kolaylık sağlarız diyor. O kolaylık nedir onu bilmiyorum ama sonuç itibariyle Umut Nayır'ın rotası Çaykur Rizespor da istiyor. Rotası Alanya Spor'a dönmüş gibi görünüyor. Onu da söyleyelim Oğuz Aydın transferiyle bağlantılı olarak. Peki buradan Galatasaray'a geçelim mi o halde? Orada da tabii provalar, hazırlık karşılaşması devam ediyor diğer yandan. Ama hazırlık karşılaşmalarındaki mağlubiyetler de taraftarı biraz tedirgin etmiş durumda. Diğer yandan da transferde de bir sessizlik var. İzleyebildiniz mi karşılaşmayı? Galatasaray'ın hazırlık karşılaşmalarındaki durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii böyle karşılaşmalar çok detaylı değerlendirilmemeli. Çünkü denemeler yapılıyor daha fazla. Ve oyuncuları tanımak açısından da teknik direktörler adına bir fırsat. Söz size bırakayım. Oğuz Aydın'la ilgili bir cümle söyleyeceğim demiştim. İzleyicilerimiz tabii, niye buyurun söylemiyorsun diyebilirler. Onu söyleyeyim, ondan sonra da kısaca, süremiz ne kadar bilmiyorum, Galatasaray'a değinelim. Kurban Bayramı'nın arkasından bu yana Dursun Özbek'in görüşmelerinin devam ettiğini söyleyelim. Hı hı. Ama sürekli böyle ertelenen görüşmeler, iki gün sonra tekrar görüşelim diye. Bu arada Beşiktaş'ın da oyuncuya 4 taksitli ödeme ile bir teklif yaptığını ama taksitin 4 olması, maddi olarak birbirine aynı olmasına rağmen 4 taksit, yani 4 yılda ödeme nedeniyle Beşiktaş'ın transferi gerçekleştiremediğini söyleyeyim. Evet. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç 2 telefon görüşmesiyle Mario Branco'yu da devreye sokarak transferi gerçekleştirmiş. Kısaca daha anlatayım ki süremiz... Daha çok isteyen almış oldu. Evet, yani sadece Fenerbahçe devreye girdikten sonra aldığım istihbaratı söylüyorum. Sadece bir saat sonra transferin bittiğini söyleyelim. Evet. Kurban Bayramı'nın hemen ardından Dursun Özbek Alanya'ya gidip başkanla görüşmüş. Ama herhalde kendi içindeki mesele nedeniyle şu 6-7 tane oyuncu var, kanat oyuncusu alsak mı almasak mı konusu nedeniyle sürüncemede kaldığı için iş. Evet. Diğer taraftan da Beşiktaş'ın verdiği ücreti 4 yıla yayarak vermek istemesi sonucu Fenerbahçe transferi bitirdi. Bu küçük istihbaratı da söyleyeyim Galatasaray ile ilgili. Süremiz ne kadar var, bilmiyorum iki dakikamız ama. Dakikamız daha var size. Siz de İki dakikada biz hemen Galatasaray'ı da konuşuruz. Galatasaray ile ilgili dün akşamki maçı da izledim. Yani hazırlık maçlarını izlemeye gayret ediyorum. Orada bir savunma kurgusunda ciddi bir sıkıntısı var Galatasaray'ın. Bu 5 golün arkasında yatan gerçeğin savunma kurgusu olduğunu söyleyelim. Yoksa bazı oyuncular, mesela Torreira, geçen seneye göre farklı olarak şunları yapıyor. Daha fazla asist yapmaya çalışıyor. Daha fazla dip top atmaya çalışıyor. O çok önemli.
Mertens kaldığı yerden devam ediyor. Attığı gol gerçekten çok güzel bir goldü. Burada önemli nokta savunma dedim. Mesela Dubois'u çok fazla istekli görmedim. Tabii bunun arkasında yatan gerçeği sen de anlayabilirsin. Evet. Yani siz bir oyuncunuz var sağ bek ve durmadan bir sağ bek alacağız. Yabancı bir sağ bek arıyoruz demek. Yani seni gözden çıkardık. Usulen buradasın demek. Onun için çok istekli değil. Gene yani onu alıştığımız kanat bindirmelerini yapmıyor. Çok fazla oyun içerisinde kalmıyor. Tabii Okan Buruk da söyledi. Stoper bölgesinde bazen Kerem oynuyor. Bazen Berkan oynuyor, bazen de Kerem oynadığı zamanları gördük. Ve oyunun son bölümünde de biraz böyle bütün oyuncular oynasın düşüncesiyle orta alanı yumuşatıp savunmada da yerleşmiş kurguyu bozunca fark oluştu. Olsun. Öyle söyleyebilirim. Ama bu maçlara bakıp da yani işte çok kötü işler demek mümkün değil. Çünkü bu maçın sabahında Galatasaray yine antrenman yapmıştı. Peki. Çok teşekkür ederim. Sizi de acele ettirmiş olduk. Süremizde kısıttık. Olsun. Kusura bakmayın. Yok, problem tekrar yok. Tekrar iyi sabahlar. Önemli olan süreye sığdırdık. Teşekkürler. Hoşçakalın. Değerli izleyenler, Skype bağlantımızı böylece noktalamış olalım. Yine kısa bir aramız var. Sonrasında saat başında burada olacağız. Haber. Bir kez daha merhaba. Üçüncü ve son saat diliminde Sabah Spor programıyla tekrar karşınızdayız. Bu saat içerisinde de haberler ve Skype bağlantıları ağırlıklı gideceğiz. Bunu şimdiden söyleyelim. Beşiktaş'ın Slovenya kampına bağlanacağız. Sonrasında Ulaş Özdemir'le Trabzonspor'un transfer gündemini detaylıca konuşacağız. Ama ilk önce Fenerbahçe diyerek başlayalım. Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Fenerbahçe'nin istediği Yusuf En-Nesyri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakalım neler söylemiş.